Merhaba, ben Profesör Doktor Bahtiyar Demiralp. Bugün sizlerle alt ekstremite amputasyonlarını konuşacağız. Amputasyon bir uzvun tıbbi yöntemlerle vücuttan ayrılması demektir. Yani bizim konuşacağımız konu hoş bir konu olmasa da bacakların kesilmesi konusudur. Bu travmatik sebeplerle olabilir, bu diyabet gibi hastalıklarla olabilir ya da çeşitli tümör sebebiyle olabilir. Şimdi hep birlikte videomuzu izleyelim. Evet, bugün amputasyonlu hastalarda komplikasyonlar ve tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Amputasyonların başarısı cerrahın direkt tecrübesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla komplikasyonların ana sebebi teknik eksikliklerdir. Amputasyonlar tüm tarih boyunca çeşitli şekillerde tanımlanmışlar. Çok eskiden, çok uzun yıllardan beri yapılan cerrahi tekniklerdir. Komplikasyonlara baktığımız zaman, yani amputasyon sonrası sorunlara baktığımız zaman genel ve özel olarak ikiye ayırabiliriz. Genel komplikasyonlar da erken ve geç olarak ayırabiliriz. Erken komplikasyonların içinde kanama, enfeksiyon, hiperestezi, aşırı duyu, fantom ağrısı olabilir. Geç komplikasyon içinde kontraktürler, şupuru oluşumu birazdan bahsedeceğim, nöronom veya protrüzyon olabilir. Özel amputasyon, özel problemlere baktığımızda da teknik olarak meydana gelen bölgeyle ilgili sorunlardır. Mesela diz altı amputasyonlarda güdük uzunluğu önemlidir. Diz dezartikülasyonlardaki sorun eklem seviyesinin protezden sonra kaymasıdır. Damarsal sorunlar olabilir. Çok nadir de olsa miyozis ossifikans dediğimiz yeni kemik oluşumları olabilir. Kanama, hematom dediğimiz problemi engellemenin yolu güdük kapatılmadan önce büyük damarlar çift bağlanmalı, turnike açılmalı, özenli bir kanama kontrolü yapılmalı, yaranın ağzına diren yerleştirilmelidir. Zira hematom yaranın iyileşmesini geciktirir ve bakteriyel bir üreme için kültür ortamı oluşturur. Enfeksiyon, ciddi enfeksiyonlara yaranın tamamen açılması ve daha üst kısmından enfeksiyonun olduğu yere kadar ulaşıp daha uzaktan reamputasyon, yani seviyenin yükseltilmesi gerekebilir. Enfeksiyonun sebepleri içinde teknik problemler, seviyenin ayarlanamaması, yumuşak doku çevriminin yeterli olmaması yer alabilir. Fantom hissi, her hastanın amputasyondan sonra hissettiği vücut bölümünün hala varmış gibi duyulmasıdır. Bu his rahatsız edicidir ve ağrıya yol açar. Hasta parmağını, ayağını sanki varmış gibi hisseder. Genellikle zamanla kaybolur. Düzenli protez kullanımıyla bu his çok daha hızlı ortadan kalkmaktadır. Şupur oluşumu dediğimiz şey ise şupur diken anlamına gelir. Periostun, yani kemik zarının kemik yapım yeteneğiyle ilişkili bir problemdir. Özellikle çocuklarda kemik zarı kalın olduğu için daha çok rastlanır. Tedavisi bunun cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Ağrılı nöronun sinirin kesilmesine bağlı olarak meydana gelen oluşumlardır. Sinirin kestiğimiz yerde yumak halde kalınlaşmasıdır. Bu oluşumun önlenebilmesi için siniri mümkün olduğunca yukarı seviyeden ve keskin bir diseksiyonla tek seferde kesilmiş olması gerekir. Her nöronomda ağrı olacak diye bir kural yoktur. Başlangıçta konservatif cerrahisiz tedaviler tercih edilir. Enjeksiyonlar yapılabilir, masajlar yapılabilir. Eğer konservatif tedaviden fayda görmezse cerrahi uygulanmalıdır. Cerrahide problemli olan sinirin bulunması, daha yukarıdan kesilmesi, kesilmiş sinir ucunun kemik ya da kas dokusunun içine gömülmesi, ucuna çeşitli kostik maddelerin uygulanmasıyla ya da kortizon uygulanmasıyla bir daha nöronom oluşmaması gibi teknikler uygulanabilir. Protrüzyon da kemiğin kasların dışına, hatta cildin dışına çıkmasıdır. Kemiğin uzun ya da kasların kısa kesilmesi sonucu oluşur. Özellikle kas kitlesi yetersiz, yaşlı hastalarda daha çok gördüğümüz bir problemdir. Damarsal problemlere göz attığımızda ise periferik olarak damarsal yetersizlikten dolayı yapılmış bazı
amputasyonlarda yine ramarsal problemlerden dolayı revizyona gider. Yani tekrardan yukarıya çıkılır. Ve bu daha yukarı seviyeden reamputasyon indikasyonu doğurur. Bunu ortadan kaldırmanın yolu damarların beslenmediği, damarların akışının iyi olmadığı yerin iyi tespit edilmesi ve amputasyonun bir seferde oradan yapılmış olmasıdır. Tatsız bir konu konuştuk ama zorunlu, gerçek bir konu konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimle. Daha başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.